Şaban hocam gelmiş. Şaban hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nazif abi. Teşekkür ediyorum Şaban. Nasılsın? Sesim geliyor mu? Sesin gayet güzel İyiyim. geliyor. Nazif abi İyi. sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de bugün işte Farabi'yi falan okudum. Tanrı hakkındaki düşünceler nedir? Yani Yunan felsefesinden ayrı bir düşüncesi var mı diye düşündüm ama çok bir şey yakalayamadım. Senin gelmen de iyi oldu. Burada ben söz tutumu az bir sana vereyim. Arkadaşlara da bir hoş geldin diyeyim. Yazayım ben cevap yazayım. Şöyle diyeyim. Şaban Tekin Türkiye'de eğitimli okumuş bir arkadaşımız olarak Tanrı deyince tabii sen Allah'ı anlayacaksın. Allah'ın ne olduğunu hiç merak ettin mi bu zamana kadar veya merak ediyor musun? Ediyorsan sana göre nasıl bir şey olabilir? Buyurun. İzleyen herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Öncelikle akıl ile yükümlü olan insan rüşt çağına gelmesiyle birlikte hakikatin ne olduğunu insan sorgular, araştırır ve Güzel. yeryüzünde farklı medeniyetlerde felsefeciler, kelamcılar ya da dini sahada derdi olan, ontolojik olarak varlığı inceleyen, araştıran, epistemolojik olarak belli bir bilgi seviyesine ulaşan, varoluşçuluk sürecinde varlığı belli sac ayağı kapsamında sağlam bir zemine oturtmak için insan akli melekeleri belli bir seviyeye geldikten sonra tabiat üzerinden sorgular, kendi üzerinden sorgular ve gelen kutsal kitapları karşılaştırarak kişinin yaratılış, hayatını sürdürmesi, Evet. ölüm ve ölüm sonrasındaki hayatı anlamlandırma derdi bulunmakta, sancısı bulunmakta. Yani bu arayış sadece bizim arayışımız değil, geçmişte, günümüzde ve gelecekte olacak olan bir önemli bir mevzudur. Hakikat Evet. arayışıdır. Bu sahada farklı felsefeciler çıkmış. Aristo'dan, tutalım Eflatun'dan, Sokrates, Descartes, Kant, İslam felsefesinde İbn Rüşd, Farabi, İbn Sina, Kindi, birçok alim de yani varlığı sorguluyor. Varlığı adlandırmada farklı sistematikler öne sürmüşlerdir. Eflatun özellikle panteizmi tabiat üzerinden Tanrı'nın oluşturmuş olduğu Tanrı'dan sudur öden o nurun yansıması olarak tabiatı ilah kapsamında görmüştür. Evet. Ama bunun bir tabiri caizse devşirmesi olarak İslam aleminde İbni Arabi'nin vahdet-i vücut doktrini var. Yani bu da Platon'dan alınarak bize sunulmuş olan bir sistematiktir. İşin gerçeğinde tabiatın yapısında Tanrı'dan bir nur ya da bir aydınlık taşıdığı için Evet. tabiattaki bütün unsurlar da tabiri caizse en küçüğünden en büyüğüne doğru Tanrı'yı temsil ettiği için bir üst aşamada Tanrı'nın kendisi görmüştür. Yani bunu Eflatun'dan alarak devşirmiştir. Ama işin gerçeğinde Kur'an'ın mesajında Tanrı ile alakalı ya da ilah ya da Allah ile alakalı kavram olarak dillere göre Tanrı, ilah, Allah ya da Tengri ya da Hade, Huda çok kavram var. Yani bu kavramlara takılıp kalmamak lazım. Kur'an'da ise İnsanın aklına hitap eden somut afakta ve enfustaki işaretlerle insanoğluna hakikatin ışığı gösterilmekte. Mutlak olarak her sanat eserinin mutlak olarak üzerinde bir sanatçısı bulunmakta, bir güç ve kudret var. Felsefede ise cüz'i aklın üzerinde mutlak külli aklın olduğu üç aşağı beş yukarı yani bir ortak yaklaşım var, ortak çıkarım var.
Yani bir tanrının varlığı kabul edilmiştir. Felsefeciler tarafından, kelamcılar tarafından da bu gözlemlenerek söylenmiştir, belirtilmiştir. Yani bu farklı medeniyet ya da toplumların ilah anlayışları birbirinden farklıdır. Ama İslam medeniyetine baktığımızda o tanrının eşi benzeri yoktur. Mutlak güç ve kudrettir. Yarattıkları hiçbir şeye benzemez. Külli olarak güç kudret sahibi olarak ilmi kendinden olan, yani bir insanın çalışıp çabalamasıyla, emek sarf etmesiyle ilime elde etmesine hiçbir şekilde benzemez. İlmi kendinden olandır. Gücü ve kudreti kendinden olandır. Varlığı zaman ve mekan üstü olandır. O mekana ve zamana sığmayan bir varlık olduğu için onu somut kavramlar, somut ölçüler üzerinden tarif etmenin ölçüsü yoktur. Yani bu imkansız boyutundadır. Çünkü onun evrenine baktığımızda bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak evrenin çok geniş olduğunu görmekteyiz. Hubble teleskobuyla yakın yaşadığımız gezegen kümesiyle birlikte birçok evren var. Bu evrenlerin dışına doğru Hubble teleskobuyla gözlemlendiğinde birçok evren bulunmakta. Yani Big Bang teorisiyle de bağlantılı olarak evrenin genişlemesi olayı da bilimsel olarak tespit edilmiştir. Yani bulunduğumuz dünya ve yakın çevresinde de kurallar bütünlüğü varken bunu kuralsızlık doğrultusunda adlandırmak akla ziyan bir durumdur. Yani felsefecilerden biri diyor ki, baktığımızda afakta ve enfustaki kurallar bütünlüğünü bir kişi gerçekten göremiyorsa bu büyük bir kayıptır. Büyük bir ahmakça bir okumadır. Yani bu kuralları maddenin kendisine atfetmek, madde bir olayı silsile kapsamıyla bir şeyi doğuramaz, bir şeyi oluşturamaz. Sonuçta determinizm kapsamındaki o silsile zinciri mutlak olarak bir kudretin, faili bir kudretin etkisiyle değişim ve dönüşümüne ihtiyaç duymaktadır. Hocam teşekkür ediyorum. Benim yayın yaptığım ekran dondu. Ben kendim sadece fotoğrafımız kaldı ikimizin de. Bilmiyorum niye öyle oldu. Ben öbür ekrandan izliyorum kendimi, sesini kıstım. Çok güzel konulara değindi Şaba kardeş. Arkadaşlar da diyorlar. Burada yeni bir şey, yeni bir fikir ortaya koymamız gerekmiyor mu artık Şaban? Yani yeni bir fikir kapsamında zaten bilimsel gelişmeler ve araştırmalarda Big Bang teorisi bir ilahın varlığına kanıttır. Bilim işin aslında kurallar bütünlüğünün her yerde olduğunu gösteriyor. Yani bilim işin gerçeğinde kapitalizmin arka bahçesinde ruhu içerisinden çıkarıldığı için bilimin aslı işlevi ruhsuz boyuta indirgenmiştir. Ama işin gerçeğinde batıda sergilenen çalışmalar aslı boyutunda her şeyin kurallar ile bağlantılı bir işleyiş süreci var. Bunu ayakta tutan bir kudretin varlığı var. Milyonlarca yıllık bir süreç yaşamış dünyamızda ve devam eden bir süreç var. Bu sürecin ayakta olmasını sağlayan bir gücün, kudretin yasınması, yok sayılması mantıki bir durum değildir. Yani günümüzde biz ilmi de kullanarak o ruhu öldürülen, ruhu koparılan o ilmin, yani bilimin ve ilmin birlikteliğine bir ruh katmamız lazım. Batıda bilim kapitalizmin arka bahçesinde yer alarak kapitalizmin, sekülerizmin hizmetine sunulmuş durumda. Yani bilim insanlığa hakikat kapsamında bir şey sunmamakta. İnsanlara sunduğu alet ve edevat kapsamında elinde bir zenginlik oluşturmakta. Fakat bu sosyal medya sanal alem üzerinden insanın anlam melekesini köreltmekte, insanın keyfiyetini, işlevselliğini asgariye indirmekte ve insanı anlamdan soyutlanmış, tabiri caizse sürü ya da zombileştirme derdinde olarak birilerinin oligarşik kapsamda varlığını daha çok arttırma,
toplumu kendilerine köle etme anlayışı ve müdahalelerini ben görmekteyim. Doğrudur. Ben de arkadaşlara bir yorum yapayım. Şimdi şöyle gidelim üstad. Bize kadar on binlerce kişi Tanrı hakkında düşünmüş. Genelde bir din kültürü üzerinden bir düşünme var. Tabii Kabala ne düşünmüş Tanrı hakkında? O biraz farklı. Kabala'nın düşüncesi farklı. Herhalde Şaban da düştü değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yayın gerçekten ben çok göremiyorum sizleri ya. Çıkıp tekrar mı girsek? Göremiyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Herhalde evet. Yayın var diyor. Doğru. Tamam. Her şey yolunda. İşte ben yayın yaptığım ekranda hareket yok. Sabit duruyor. Ben öbür ekrandan sizleri biraz gecikmeli görüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aslında öbür arkadaşlar da niye gelemedi bilemiyorum. Yani felsefe üzerine konuşacaktık. Ben o zaman şöyle devam edeyim. Kişi cenneti cehennemi düşünüyor. Kendisine gelen kitabı okuyor. İçindeki ibadetleri yapıyor. Evet. Yatayda güzel devam ediyor da. Peki kime ibadet ettiğini kitaptaki öğretilen Tanrı'dan daha ileri gitmiyor anlayış olarak. Her kitabın da Tanrısı değişik. Dünyamızda tüm dinlerin Tanrıları biraz farklı birbirinden. Ama kimse Tanrısının ne olduğunu düşünmüyor. İşte bu konuda ben sizlerden yardım almak istemiştim. Yani Tanrı nasıldır dediğiniz zaman Tanrı'na bir tarif getirmeye düşün. Bu yanlış bir tarif olabilir. Tabii ki olacaktır. Çünkü hiç bilmediğimiz bir şey üzerine tarif yapacağız. Mutlaka yanlış yaparak doğruya gideceğiz. Bu konuda bir sıkıntı olmayacaktı. Ben kendi Tanrımı tarif etmek isterim ama artık onu başka bir yayına bırakacağız arkadaşlar. Bir teknik sorun görüyorum. Şey yapamıyorum. Burada ibadet ve zikir Tanrı'yı etkiler mi? Şaban hocama soracağım sorulardan bir tanesi buydu. Onu da soramıyoruz şu anda. İşte hayvanların ölümleriyle Tanrı için ne ifade eder? İnsan ölümü ne ifade eder gibi onlara değinecektik. Onlara değinemeyeceğiz.
Arkadaşlar geldik herhalde. Kusura bakmayın. Şaban sen de düştün arkamdan, bir de çektin götürdün. İnternette mi sıkıntı var acaba? Ya bilemiyorum, sistemsel bir hata oldu herhalde. Sen de gittin, sen giderken benim zımıldama hareketimi de göremiyorum ekranda. Arkadaşlar ayıp oldu, kusura bakmayın arkadaşlar. Koptuk ama geri geldik. Şimdi chat, sen gittikten sonra Şaban sen gittikten sonra şunu dedim. Her dinin kendisine göre bir tanrısı var. Ama insanlık bu zamana kadar din kitaplarında yazan tanrı tarifinin dışına çıkmayı düşünmedi. Düşünenleri aforoz ettiler, protestan dediler. Sen mesela ömrün boyunca inandığın tanrı Allah hakkında bir profil çizmek istiyor musun? Böyle bir isteğin var mı içinde? Yani insanlar yaşadıkları coğrafyanın kültürü, geleneği, örf adetleri, alışkanlıkları kapsamının üstünde olayları değerlendirmesi çok zordur. Evet. İnsanlar genelde alışkanlıklarını oluşturduğu demir kafesi kırıp özgürce düşünmesi ve yaşaması çok zordur. Hazır kalıplar genelde tercih edilir. Hazır kalıplar genelde hayata sunulur. Fakat yani farklı coğrafyalardaki tanrı tasavvurlarına baktığımızda daha çok insan ya da yarı insan figürlerinden oluşmuş tanrılar bulunmakta. Doğru. Zeus'tur ya da Buda'dır ya da farklı ilahlardır. Sonuçta yani insan aklını somuttan soyuta metafizik boyutunda kapsamlı düşünmesi çok çok zordur. İlahi dinlerin Tanrı, ilah ya da Allah hakkındaki bilgileri de çok sınırlıdır. Yani bunu somut Doğru. kapsamda nitelendirip bir örnek kapsamında somutlaştırmak mümkün değildir. Zaten Kur'an'ın mesajında onun eşi ve benzeri yoktur. Her ne düşünürseniz, her ne hayal ederseniz o onlardan biridir. Yani mutlak kudret sahibi zamana ve mekana sığmaz. O bizim tasavvurlarımızın çok çok ötesinde. Bizim ilim elde etmemiz ya da farklı çalışmalarımızın zerre kadar birine benzemez. Zaman ve mekan üstü hay ve kayyum olan bir varlığın cüz-i iradeye sahip, zaman ve mekanla mukayyet olan, sınırlı olan bir varlık çok farklı bir kapsamdayken mutlak sınırsız kudret sahibini tabiri caizse ona gömlek biçmesi mümkün değildir. Yani onun varlığını biz afak üzerinden, enfus üzerinden, ilahi kitaplar üzerinden aklımızı kullanarak onun varlığını bulabiliriz. Bu hayatın anlamlandırılmasında tabiatın kuralları üzerinden onun varlığı tespit edilir ve varlığı kabul edilir ve ona inanılır. Şimdi Spinoza doğa tanrı teorisinde sence şu anda en zirvede midir? Hayır. Değildir. Yani özellikle doğayı tanrılaştıran Eflatun'dur. Panteizm anlayışı daha sonra Spinoza onu alıp kendi tefekkür boyutuyla sistemli bir şekilde görüşler serdediyor. Fakat işin aslında tabiatın kendisine tanrı dersek tabiatın kendisini zaman ve mekanla sınırlamış oluruz. Kesinlikle. Zaman ve mekanla mukayyet kapsama almış oluruz. Doğru. Ben de Spinoza'yı burada eksik bulanımdan. Evet. Ama işin gerçeğinde evrenin kendisine baktığımızda insanın bilim ve teknoloji ve araştırması kapsamında evren sınırsıza çok yakın, kapsamı çok geniş bir boyutta yer almakta. Yani bilimsel Anladım. Olarak yıldızlar arasındaki mesafenin genişlemesi, Big Bang teorisi, farklı araştırmalarla
evrenin de belli bir sınırının ve boyutunun olduğu mutlak olarak tespit edilmiştir. Ama mutlak kudretin zaman ve mekanla sınırlı olmaması ve bunun beş duyu ile tespit edilememesi, somut kapsamda olmamasıyla ona bizim bir anlam boyutuyla gömlek biçmemiz mümkün değildir. Yani onu somut kapsamda nitelendirmemizin çabaları boştur. Yani öyle bir olasılık bulunmamakta. Hayır. Ben de şöyle bir değerlendirme yapayım. Spinoza'yı inan ben de senin gibi çok eksik buluyorum. Belki dönemi için veya kendi yaşadığı bölgedeki durumundan dolayı da bu kadar söylemiş olabilir, yetinmiş olabilir diyorum. Ali Şeriat'ı ben de sen de yıllardır çok önde tutmuşuzdur, lider görmüşüzdür ama artık bugünümüzde Ali Şeriat'ın da çoğu sözlerinin veya Seyyid Kutub'un da çoğu düşüncelerinin özgürlük ve demokrasi adına bile yetmediğini görüyoruz. Yani yeni çağımızda Muhammed İkbal'ı da okusak, Türkiye'de zaten öyle bir çağ adamı yok, yetişmiş. Bize yakınları okumuş olsak bile yeni çağa uygun yeni bir düşünce akımı yok. Hepsi de yine aynı çanaktan besleniyor. Burada Spinoza'yı eleştirmek şöyle diyelim, yetersiz. Ama neye göre yetersiz? 2023'e göre yetersiz. Yani bizim üstadlarımız hep onların işte Hegel böyle demiş, bu böyle demiş, bunu anlatıyor. Benim amacım burada arkadaşlar, ben 2025'e kadar nasip olursa bir tanrı tarifi yapacağız. Bunu da Şaban Hocam nasıl yapacağız? Hepimizde İncil, Tevrat başta olmak üzere en fazla Kur'an-ı Kerim okumuş insanlarız. Kelime kelime okuduk, ayet ayet okuduk, tartıştık, hatimler ettik, Arapçasından Türkçesine okuduk yıllarca. Şimdi burada okuduğumuz tüm kitaplar deneyiminde ve yaşımız çapında bir tanrı profili ortaya koymak zorundayız hissediyorum kendimizi. Burada Tanrı'ya alçaltıcı veya Allah'ı küçümseyici bir şey değil bu. Bu sadece düşünen insanın ne kadar düşünebildiği, tespitinin ne olduğu önemli. Bundan 300 yıl önceki bir tane Avrupalı felsefeci ortaya koyduğu teorinin o gün için değerinin olmadığını o da biliyordu. Ama ondan 100 sene sonra teorisi çok kuvvetlendi. Bu çağ artık 2025'te 36 yıllık dünya döngü çağına göre kristal çağa giriyoruz. Bu şeffaf bir alan açacak bize, pencere açacak bu dünyada. Bu dönemde Nazif Çalıkoğlu olsun, Şaban Tekin olsun, mutlaka ortaya bir fikir koymak zorundayız. Bu fırsat her zaman gelmez. Bu pencere her zaman açık değildir. Bunu da şöyle yapacağım. Bir defa kişi inandığı Tanrı'yı canlı hayat kitabı ile çözebilir. Canlı hayat kitabı içinde hep beraber yaşadığımız bu dünya, evren, kainat. Burada olmamızın sebebini bilmiyoruz. Ölünce nereye gideceğimizi bilmiyoruz düşünselde, fizikselde. Düşünselde kitaplardan öğreniyoruz. Burada ben Tanrı'yı kendime göre çıkarıyorum. Hatta Tanrı'nın düşüncesi nedir bu dünya üzerinde? Bunun üzerinde durulması lazım. Belki 300 yıl sürecek bir tartışma bu. Tanrı, Allah bu dünya üzerinde yaşayan canlıların geleceği hakkında ne planlıyor? Bu planı dünya meal yapmış bir hocamızla böyle konuşurken adeta dedi Amerikalılar bu Tanrı'nın planını biliyorlar gibi dedi. Sanki Allah'ın yap dediklerini yapar gibi ilerliyorlar dedi küresel sermaye için. Bu da bir bakış açısıdır. Ben şimdi burada bizim arkadaşlar gruplarımızda böyle şeyler konuşamıyoruz. Bu tür konuşmalara girecek arkadaş ortamı yok. Bu tür mevzuları zihni kaldıracak arkadaşımız yok. Şaban Hocam, inan
vatandaşın bırak tanrısına, ırkına, mezhebine dokunduğu zaman hopluyor zaten. Daha ileri gidemiyor. Biz burada Rabbimizi inkar etmeden onun hem varlığını hem bizler hakkında düşüncesini onun zihnini okuyarak çözeceğiz. Bunu birileri yanlış anlamasın. Zihni okumak böyle dereceli falan bir şey değil. Canlı hayat kitabı üzerindeki yaşantıyla bakıyoruz. Her türlü çeşit insan var içimizde. İyimiz, kötümüz, ortamız, ya hastamız, sakatımız, düzgünümüz, karma karışık. Hayvan türleri, hayvan diyoruz ama içinde milyon çeşit hayvan var. İki ayaklı, dört ayaklı, koşan, et yiyen, ot yiyen, doğuran, yumurtlayan bir sürü. Tüm bu ağaçlara da bakıyoruz. Yayvan yapraklı, iğne yapraklı, yere yapışık olan var, yukarı dik giden var, suyun içinde büyüyen var, kışın karda büyüyen var, sıcakta büyüyen var, soğukta büyüyen var. Yani tüm bunları üst üste koyarak bu Tanrı'nın ne biçim bir şey olacağını, hatta kötülükleri de hesap ederek, çünkü her şeyin kendi kontrolünde olan bir Tanrı sisteme hep biz inanıyoruz. Bize göre kötülük olan ona göre olmayabilir. Bu ayrı meseledir. Ama biz kendi gözümüzle baktığımız zaman bize göre kötü olan bütün bu olayların müsebbibinin kendisi olduğunu da çekinmeden söyleyebilmeliyiz. Burada işte buna bir profil, belki fotoğrafsal bir profil çizemeyiz ama düşünselimizde evrenin tamamının kendisi olduğunu ortaya koymak herhalde Tanrı'ya iftira olmaz gibi düşünüyorum Şaban Hocam. Ne diyorsun? Mazip abi, Tanrı'nın varlığı afakta, yani gördüğümüz bilimsel kuralların bütünlüğünde, bilimsel olarak Big Bang, varlığın oluşması, maddeye, enerjinin maddeye dönüşmesi, maddenin zamanla soğuyarak üzerinde suyun oluşması, bitkinin, hayvanın meydana gelmesi, zamanla insanın yeryüzünde görülmesi, bu bilimsel kapsamdaki olaylar bize ilahın varlığını göstermekte, ama bizim ilahın varlığına bu işaretler, bu karinelerden giderek onu kabul etmemiz için somut işaretlerdir. Yani akıl sahipleri bunları okuması ve görmesi lazım. Ama bu akıl sahibi varlık, yani onun aklını küçümsemek için demiyorum, kesinlikle mutlak aklı kuşatamaz. Yani mutlak aklı somut bir şekilde anlamak, tabiri caizse teşbihte hata olmasın, ona gömlek biçmektir. Yani biz bunu insanoğlu gerçekleştiremez. Yani onun kudreti, onun varlığı, zaman ve mekan üstü olması, ilim kapsamında sınırsız olması, zaman ve mekan kapsamının çok çok üstünde olması, her daim hay ve kayyum olması gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Biz bu kapsamdaki bir varlığı somut derekeye indiremeyiz, somut olarak nitelendiremeyiz. Ama işin aslı, baktığımızda ilahi kitaplarda Tanrı, ilah ya da Allah insandan ne istiyor? İnsana bir program mı dayatıyor, yoksa insandan insan olup medenice yaşamalarını mı istiyor? Tanrı hiçbir zaman insana din dayatmıyor. Tanrı insanın aklını sonuna kadar kullanmasını istiyor. Adaletsizliğe karşı baş kaldırmasını, adalet kapsamında farklılıklar, çoğunlukların medenice yaşamasını istiyor. Emeğin karşılığının verilmesi, sınıfsal ayrımcılığın olmaması, insanca birlikten yaşanmasını istiyor. Düşenin elinden tutulup kaldırması, açın doyurulması, renk farkının olmaması, medeniyet kapsamında en yüksek seviyede yaşanmanın ideal ufkunu ve yolunu gösteriyor. Şimdi biraz önce konuşurken Nazif abi, sen özellikle İslam alemi ya da
farklı coğrafyalar sünnetullahın ne olduğunu bilmiyorlar. Yani klasik anlayışa göre her şeye Tanrı anında, saniyede, salisede dokunuyor. Tanrı elini kaldırdığında ona bir dokunmasıyla kul elini kaldırır ya da kul adım atar ya da kul farklı eylemleri yapar. Yani her şeyine Tanrı her an müdahale etmekte. Bu tarihsel süreçten gelen Eşari ekolünün bir iddiasıdır ve doğru değildir. Kur'an'ın bütünlüğünde evrendeki sünnetullah kapsamındaki bütün kurallar Tanrı'nın müdahalesiyle olmuştur. Varlığı oluşmuş, varlığı ayakta, varlığı işlemekte. Ekosistem devam etmekte. Ama Tanrı yeryüzünde insanı biricik olarak yaratmıştır. Çok şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Ona hem düşünme, niyet etme, iradeyi çalıştırma ve kesb kapsamında davranışını oluşturma özgür yapısını vermiştir. Yani insan her açıdan özgür bir varlıktır. Yani insan kötülük yapıyorsa bu Tanrı'ya mal edilemez. Bu insana ait bir keyfiyet ve özelliktir. Ama Eşari anlayışına göre iyiliği de kötülüğü de Tanrı yaratır. Tanrı kesinlikle iyiliği yaratandır, kötülük insandandır. Yani insanlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ya da farklı coğrafyalarda Nazileri, mesela Almanya katletti, Yahudileri Naziler katletti. 1. 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası var. Özellikle Japonlar ya da farklı coğrafyalarda binlerce, milyonlarca insanın öldürülmesi Tanrı'nın yazması değildir. Yeryüzündeki bütün felaketler, olumsuzluklar, şer kapsamında olan her şey insanın düşünmesi, kasıtlı olarak, iradeli olarak yaptığı davranışların bütünlüğüdür. Yani bunu Tanrı'ya fatura etmek yanlıştır, çok tutarsızdır. Şaban hocam, güzel yere geldin. Deminden söyledin, arkadaşların da dikkatini çekmiş. Tanrı insandan din istemez gibi söyledin. Arkadaşların dikkatini çekti. Ama biraz yavaş gidelim. Burada şimdi Tanrı yok Tanrı'dan bilip sana. Tanrı'nın ne olduğundan çok olmadığını bilmemiz daha ulaşılabilir bir okuma olur. Seyredebilir üstad, yani bir şeyin olmadığını söyleyince bilmiş mi oluyorsun yani? Çok ilginç geliyor bana. İstiyorsan gel yayına. Yani böyle bir şey anlatımı inan düşünemiyorum. Yani benim düşünemediğimi düşünen arkadaşlar dinlemek güzel. Ama Şaban, şimdi burada şu var hocam. İyilikleri Tanrı'ya atfediyorsun da kötülükleri Tanrı'ya atfetmek Tanrı'yı alçaltmak mıdır sence? Nazif abi, iyilik ve kötülük hüsn ve kubuh olarak kelamcılar, felsefeciler konuşmuşlar. Baktığımızda tabiatın yapısında bir kötülük yok. Tabiatın yapısında depremin oluşması bir kötülük değildir. Yerin derinliğindeki enerjinin birikip bir noktadan boşalması gerekir. Eğer bu enerji boşalmasa yeryüzünde binlerce atom bombasının patlaması gibi taş üstünde taş kalmaz. Yer altında madenler yenilenmekte, kaplıcalar, ılıcalar artmakta, birçok faydası bulunmakta. Tabiattaki doğal afetler kesinlikle bir şer ya da olumsuzluk, kötülük değildir. Doğanın yapısındaki ekosistemin işleyişindeki kurallardır. Baktığımızda kötülük kapsamında bir dakika, Nazif abi, ben sözümü bitireyim. Kötülük kapsamında Tanrı'ya fatura ettiğimiz şeyler, bakıyoruz insanın eylemleri sonucunda meydana gelmiş. Savaşlar, atom bombası, koronada insanlara zehirli aşıların vurulması, birçok şey aklınıza ne gelirse hep insanın davranışı sonucunda sudur etmiş, ortaya çıkmış eylemlerdir. Evet. Yok, ben eleştiri anlamında değil, ortak düşünce anlamında sana söyledim. Türkler kardeşimiz düz dünyacıdır. Senin görüşünüz oldu. Ben dedim Şaban hocamız küre dünyacı. Ama ısrarla iki defa sordu. Zeus ile ilgili ne düşünüyor diyor. Tanrı mıdır nedir bu diyor, anlamında soruyorsun. Yani Yunan medeniyetinde insanların tasavvuruna göre oluşturdukları yarı tanrı yarı insan bir nitelendirmedir.
Bunu neye göre düşünmüş olabilir o zamanki insanlar? Yarı at, yarı insan bir Zeus tanrısı düşünmelerinin gerekçesi nedir sence? Mazip abi şeyde Mayalar, Aztekler özellikle Kuzey ve Güney Amerika'da insanlar ya da Mısır ya da farklı coğrafyalarda insanları güneşe taptırıyorlar ve güneşi ilah olarak görüyorlar. Farklı toplumlarda farklı ilah anlayışları oluşturmuşlar. Özellikle bu kültüre dayalı, örf adete dayalı yapılarda bir oligarşik yapı var. Siyasal olarak meneler, melikler ve mütrepler var. Oligarşik yapı toplumu gütmek için, toplumu emeğini sömürmek için, toplumda kendilerini kutsallaştırmak için yapay tanrılar oluşturmuşlar. Yani sömürge çarkını daha iyi bir şekilde muteber kılmak için yapay tanrılar üzerinden kendi emellerini bir paravan çekmişlerdir. Toplumda kendilerini kutsallaştırarak toplumdaki eşitsizliği gizlemişlerdir. Emeğin sömürüsünü gizlemişlerdir. İnsanların eşitliğini gizlemişlerdir. Yani sömürü çarkının olduğu yerde yapay tanrılar, yani yerden mantar gibi biter gibi her yerde yapay tanrılar insanlara dayatılmıştır. Asıl oligarşik yapının çıkarları, menfaatleri ve insanların anlam dünyasında her daim yer bulması için bunlar yapay olarak oluşturulmuştur. Anladım. Şöyle diyelim o zaman. Aslında konunun derinliğine hala inemiyoruz. İnemiyorum yani. Benimle alakalı. Muhittin Arabi Üstad demiştir ki yazısında, birileri ilk insan Adem, işte biz Adem'in çocuğuyuz dediği zaman hangi Adem demiştir? Ya bu Kur'an-ı Kerim'deki Adem dendiği zaman oho o dünkü çocuk daha demiştir. Bunu neye bağlıyorsun? Muhittin Arabi mi söylüyor? Evet. Yani Muhittin Arabi Firavun'u da cennete sokan bir kişi. Husus-ül Hikem'de kitabında belirtiyor. Yani Muhittin Arabi İslam'ın tevhidi ölçüsünün dışına çıkmıştır. Evet. Soru neydi Nazif abi, bir daha söyleyebilir misin? Yani o zaman işte evliya, sözde evliya olanlarla böyle tartışmalar da diyorlar ki böyle biraz yüksek konuşuyor tabii üstadlar, böyle Tanrı hakkında konuşurken, felsefe yaparken, hatta İmam-ı Gazali ile de bir muhabbeti vardır. Diyorlar ki ilk insan Adem var ya diyorlar. Dediği zaman hangi Adem diyor? Bu kitaptaki Adem mi diyor? Evet diyorlar. Oho o dünkü çocuk diyor. Yani bu sözünden dolayı bayağı bir çile çektirmeye çalışıyorlar. Gidiyor o zamanki sultanın annesiyle evleniyor kendini korumak için, mesela Konya'da Selçuklular döneminde. Şimdi ben de şöyle diyorum. Benim tabii ki dünyadaki hem bilimsel kitapları hem de din kitapları, tüm kültürler okuduğum zaman Adem'den önce de bir insan türünün bu alemde yaşamış olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu Zeus, Türkiler Bey'in sorduğu soruya göre bu Zeus ve ondan önceki o tip tanrıları bu dönemde çıkardılar. Bu dönemde bu tür varlıklar da olmuş olabilir. Yani yarı insan, yarı hayvan varlığı da olmuş olabilir. Bunu hiç olmadan, bilmeden bu şekilde tasarlayıp tanrı edinemezler. Ay ve güneşi tanrı edinmeleri bence normaldir. Ben de o dönemde yetişsem ben de güneşi tanrı kabul ederim. Çünkü o zamanki akılla. Ama benim daha çok bu Zeus konusu sanıyorum Adem'den önceki yetişen insan profili tipiydi. Kısa dönemde olsa öyle bir şekil tip vardı diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani Yunan medeniyetinin tasavvurlarıyla oluşmuş olan bir ilah anlayışıdır. Fakat Adem'in çocuklarının çapraz evlendirilmesi Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Aykırıdır.
Yani sesleri Adem hoş geldin. Biraz Adem hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam. Ses biraz cızırtı geldi Adem. Niye öyle? Adem bulunduğun ortamda başka açık bir cihaz mı var? Ses biraz karışık geliyor. Şimdi nasıl abi? Gerçi şeyden konuşuyorum ama bu kulaklık. Adem kulaklığı bir çıkar istersen. Veya tekrar gir gel abi? Kameranın arkaya gel Adem. Adem hocam aç gel bu. Biz de Adem konusuna biraz daha Şaban Hoca ile girelim. Sen bir çık geri gel. Şimdi insan türü Şaban kardeşim. Şimdi bizler de bir şey ortaya koymak istediğimiz zaman bir şeyden esinlenmemiz gerekiyor. Değil mi? Esinlenmeden hiç olmayan bir şeyi nasıl ortaya koyabileceksin? Ancak bir şey esinlenirsin. Onu geliştire geliştire işte buluş yaparsın. Yani burada Tanrı sistemin ilk yarattığı varlık türünün hayvanlar olması. Ondan sonra hayvan insan karışımı bir nesil yaratarak 1 milyon yıllık bir dünya hayatı olmuş olabilir. Ardından ben düşüncem şudur ki bizim bu dönemin insan türü yaratıcının üçüncü evresiyiz. Üçüncü türüyüz. Çünkü o da bizleri oluştura oluştura kendisini geliştiriyor. Bu sözlerim ben de Müslüman arkadaşlar sakın kimse yanlış anlamasın. Tanrı da gelişmeye muhtaç bir sistemdir. Çünkü kendisi gelişmeye muhtaç olmasa bu evreninle işi ne? Neden bu evrende tüm bu oluşumlara müsaade etsin? Oluşum teorisine göre. Ben Tanrı'nın yarattığını düşünmüyorum. Oluşma sistemini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Burada Şaban Hocam şöyle biraz daha derine gidersek Tanrı'nın düşüncesini okumak birinci deneyiminde belki daha önceki deneyimler de olabilir. Ama birinci deneyiminde diyelim hayvanları yarattı. Baktı bu deneyimden çok bir şey çıkmadı. Canlı evren sisteminde, canlı hayatta gördü. Tamam bu dedi 500 yıl, 1000 yıl yaşadı diyelim. Ondan sonra format attı. Yarı insan yarı hayvan türü yarattı. Belki kısa bir dönem onu da bıraktı kapattı. Ondan sonraki gelen dönemde bizleri yarattı ama o insan hayvan türü şekillerden belki ibretlik yani bir üst sınıfın görmesi için alt sınıfın gösterdiği artık heykel türü bir şey mi bıraktı o dönem için? Öyle bir varlık mı kaldı toplum içinde? Ki onlar Zeus'u bu şekilde yarı insan yarı hayvan tabir ettiler. Bize düşen görev nedir şimdi? Bizden sonraki insan türünün nasıl olacağını yazmak. Ben isterim ki Anadolu'dan çıksın bunu yazacak insan. Arkadaşımı da alalım da böyle konuşayım. Adem hocam hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar hocam. Sağ ol. Adem hocam teşekkür ediyorum. Şaban senin kısa bir sözünü alalım sonra Adem'e soruyu sorayım. Yani bu dünyada üçüncü evre insan olduğumuza dair benim görüşüm çok mu ters İslam'a? Buyur. Düşünceni. Adem Bey hoş geldin. Teşekkür ederim Şaban Bey. Allah razı olsun. İyi yayınlar. Ağzınıza sağlık. Vazif abi sistemin kendini evrelerde yenilemesi, sistemin kendisini panteist anlayış doğrultusunda ilah kapsamında görme fikrine katılmıyorum. Sistemin evet. Bütünlüğü sünnetullah kapsamında işlerliği devam etmekte. Evet. Kur'an'da her şeyi sudan yarattık diye geçmektedir şikayetlerde.
Kur'an'daki ayetler doğrultusuna baktığımızda klasik anlayış Adem'in çocukların çapraz evlendirilmesi Kur'an'ın kesinlikle ruhuyla uyuşmamakta. Adem'den önce insanların yaratılmış, ya yanılmıyorsam Adem hocam da herhalde söylemişti, 8 aile olması lazım. Yani erkekle dişi olarak farklı 8 aileden insanlığın çoğaldığı ve insanların belli zihinsel, mental olarak belli bir seviyede kemale ermesi sonrasında Resuller toplumlara gelirler. Resuller toplumların hakikati görmesi için karanlık hayatlarına, karanlık dünyalarına aydınlık sunarlar. Yani insanlık ilahi emirler kapsamında anlam dünyasını temiz tutup toplumsal yapısının nedeni olarak barıştan yana, eşitlikten yana, insanlıktan yana yaşaması için ilahi o düsturlara ihtiyacı bulunmakta. Yani bu tamamen aklı bir kenara bırakalım, dini merkezde olayı teksip ederim, yoğunlaştıralım manasında demiyorum. Dinin naas boyutuyla aklı birlikte sonuna kadar kullanarak farklılıklarla birlikte medeniyet oluşturup bütün insanlığın nefes almasını sağlamamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum Şaban Hocam. Adem kardeşim, bu konular üzerine en fazla çalışan sensin. Şimdi Tanrı'nın düşüncesini okumak, bu Müslümanlar için Allah'ın zihnini okumak anlamına geliyor. Artık bu çağda bu Anadolu insanı imanını terk etmeden, Rabbine saygısızlık etmeden bu çalışmayı yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet, toplum belki kaldıramayabilir şu anda ama sanıyorum siz iki arkadaşım da kaldırabilir kapasitesiniz. Biliyorum düşüncenizi. İnsanın üçüncü evrede olduğunu, Muhittin Arabi'nin bir tartışmada Adem denildiği zaman ya o daha dünkü çocuk dediğini biliyoruz. Veyahut da başka bilimsel kitaplarda da insan türünden önce başka türlerin olduğuna dair bilgi var. Sen Kur'an-ı Kerim'e hakim, konu üzerinde çalışan bir kişi olarak önce buradan başlayalım. İnsan türünden önce başka bir tür yaşamış olabilir mi bu dünya üzerinde? Buyur Adem. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle Allah sizden de razı olsun. Şaban kardeşimizden de bu seviyeli, saygın, dürüst bir yayını açtığınız için samimiyetle tamam. Ben de izledim. Kendimi alamadım. Misafirlerim de vardı. Ya katılmayı düşündüm. Allah hepimizden razı olsun. Şu örnekle başlayayım işe. Şimdi bir çocuğun anne babasını sorgulaması ile, çok soru sorması ile anne babası bunda rahatsız olmaz. Aslında bizim de Allah'ı sorguluyor ve Tanrı'yı sorguluyor olmamızda bir mahsur yoktur. Aksi bir durum olmadığı sürece. Çünkü insanın aklının kemaleti soru sormak ile kemale erişiyor. Bunu tahlil tetkik neticelerinde belirli seviyelere ulaşıyor. Fakat zamandır bu takım felsefeleri biz de kitabın neresinde oturtabiliriz veyahut biz felsefe kitabın neresinde çıkarabiliriz diye biz de zaman zaman sizin gibi kardeşlerimizin düşüncelerini irdeliyoruz, bakış açılarını kontrol ediyoruz, açı çerçevelerini kontrol ediyoruz. Evet. Biz ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz gibi bir takım değerli düşünceler içerisinde bize bu işle uğraşıyoruz işin doğrusu. Fakat benim de kafamı kurcalayan Tanrı kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki Allah kavramına mı, Rab kavramına mı, Hüve kavramına mı denk geldiğini henüz net kestiremiyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilahi kitapların mantığında biraz daha farklı işliyor. Çünkü Kur'an ilahi kitapların mantığı olgun bir mantıktır. Buna erişmek çok zor oluyor, zamanla oluyor. Çünkü neticede ilahi kitapların karşılığında insanın yaratılışı, evrenin yaratılışı, tabiatın yaratılışı, hayvanın yaratılışı ve insanın dışındaki gayri varlıkların da yaratılışını söz konusu ettiği için mutlak surette ilahi kitapların dilinin ne anlama geldiği, nasıl bir dille konuştuğunu
sorgulamamız gerekiyor. Bu noktada bizim hareket etmemiz gerekiyor. Fakat ben Tanrı'nın büyük oranda Kur'an-ı Kerim'in Rab kavramına denk geldiğini hissiyatım şu anda böyledir. Evet. Çünkü Allah kavramına denk geldiğini kanısında değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim de Allah ile Rab kavramını farklı işliyor. Ve ben aynen, bu toplumun önüne 13 tane Rab olduğunu ilk deklare ettim, söyledim, evet, açıkladım. 13 tane Rab var. 12 tanesi bu Rab, Hazreti Muhammed'in Rabbinin bir melek olduğunu söyledim. Meryem'in, evet, Rabbinin bir melek, İsa'nın Rabbinin, evet, Zekeriya'nın Rabbinin bir melek olduğunu söyledim. Muhammed'in de bir Rabbinin melek olduğunu, fakat bu Rabbin alemlerin Rabbinin olmadığını, çok dikkatli davranmamız gerektiğini orada çok ben güzel beyan ettim. Çok harika. Felsefe kelimesi, yani Tanrı, Tanrı kelimesi zaten Şaban Hocam da çok makul düşünceler ilerletiyor. Evet, daha önceki insanlar da bu felsefeler üzerinde Tanrı'nın ne olabileceğini irdelemişlerdir. Fakat ben şahsi kanaatim bugün geldiğim noktada Tanrı'nın ne olabileceğini maddeselleştireceksem teşbihat olmasın. Benim Hazreti Musa ile Allah'ın konuşması üzerine, ey Musa, eğer sen beni görmek istiyorsan şu dağa bak dediği vakit, Musa o dağa baktığı zaman o dağ parçalanmıştır. Bu dağın parçalanma süreci ne ile gerçekleşebilir? Dinamit, ışın, efendime söyleyeyim ateş vesaire gibi değerlerle bu söz konusu olabilir. Eğer ben bir Tanrı'yı, enerji yani. Yani eğer ben Tanrı'yı bir kavrama sokmam gerekiyorsa, ki Tanrı bundan münezzehtir, Allah bundan münezzehtir, bir enerjiye benzetebilirim. Çünkü meleklerin mahiyeti de enerjidir. Bunu bize iblis ile Rab konuştuğu zaman şeytanın deşifresini aslında Kur'an-ı Kerim'in mantığına göre bize ateş olduğunu söylüyor. İblisin mahiyeti, şeytanın mahiyeti ateş olduğunu söylüyor. Fakat biz meallerde cinlerin mahiyetinin efendim yılan can olduğunu şey yapıyorlar. O cinlerin babası gibi can kelimesini irdeliyorlar. Fakat orada büyük bir hata var. Biz cinlerin mahiyetini esasen bilmiyoruz. Cinlerin, insanın dışındaki bir varlık olarak cinlerin mahiyeti duman diyorlar. Öyle diyorlar ama aslında ben o konuya katılmıyorum. Biz cinlerin mahiyetini bilmiyoruz, fakat meleklerin mahiyetinin ateşten olduğunu iblis ve şeytan üzerinde bunu deklare edebiliyoruz. Eğer bu süreçte Allah ve meleklere imanımız söz konusu ise, meleklerin de kısmen enerji, Allah'ın da yani Tanrı'nın da kısmen bu konuda enerji olabileceği varsayımı üzerinde de ben de düşünmeye başlıyorum. Ama Şaban Hocama da öncelikle teşekkür ediyorum. Bu semaniyetün en'am meselesi üzerinde, 8 zümrenin yaratılışı üzerinde hafızasında iyi kalmış. Ben onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, ilk yaratılışımız Adem. Ben 7 Adem'in var olduğunu söylüyorum. Fakat ilk yaratılışımız 8 aileyle, 8 kadın 8 erkekle yaratılışımız başlamıştır. Bunlar birbirleriyle evlenmişlerdir. O sürecimiz oradan böyle devam eder. Fakat sadece olay bununla kalmıyor. Bu 8 ailenin içerisinde bir erkeğin adı Adem oluyor. Bu Adem'in olan çocukları üzerinde ilahi kitaplar, bu kitaplar çocuklarının üzerinde gelir. Artık daha İbrahim, Nuh, efendim Şuayb vesaire vesaire Hazreti Muhammed'e kadar Adem'in çocukları üzerinde ilahi bir tebligatla o süreçte onun üzerinde konuşuyor. Şimdi onları değiştirin hatta sen. Evet, yani tabii biz felsefeyi aşmamız lazım. Yani aslında bugün bu toplumumuzun klasik din anlayışına çıkma itikadını ben zaten yazdım. Şöyle yazdım: bir, ibadi şekillerimiz, iki, itikadi konularımız. Bunlar zaten ayrılmıştır. Fakat üçüncü noktayı idraki konusu olarak ben deklare ediyorum. İdraki konular ne ibadi konulardır, ne de itikadi konulardır. İdraki konular Kur'an'ın içindeki bilimsel verilerin çağa uygun deklare edilip ortaya konulması gereken
Kur'an'ın içindeki ilahi muktesebatlar ve ayetlerin içerisindeki derinlikler olduğu kanısına varıyorum. Ve zaten ben bu sema, semavat, güneş vesaire hesaplarını da وَمَا اَدْرَاكَ مَالْقَارِعَةِ وَهُتْ وَمَا اَدْرَاكَ Kadir gecesinde bunlar geçer. Kur'an'ın birçok ayetlerinde sen idrak ettin mi? Mesela şems nedir? Efendim bu nedir, bu nedir gibisine söylenen ayetler, idraki konular matematiksel hesaptır. Daha farklı bir hesaptır. Evet. Ben böyle bir düşünce içerisinde oldum. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bu geceye damgasını vuran sözün bana göre, çünkü ben İstanbul'da her gittiğim yere defterimle giden bir insanım. Defterim yanımda olmadan gitmem. Gittiğim yerde not alırım. Biz bilinen felsefeyi aşmalıyız. Adem'e Adem söyledi. Gerçi çok büyük sözleri var bu konularda. İnşallah kendisi de yazar bu sözleri bir kenara da unutmayız. Zaten Şaban Hoca'ya da siz gelmeden önce buna dedim. Yani biz artık bu bilinen düşünceyi hem İslam hem Yunan, Mısır, Hint felsefesinin üzerinde bir düşünce ortaya koymayı zihnimize bir yüklemeliyiz. Eğer ki biz bunu zihnimize yüklemezsek, elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip elimizi yüzümüze sürüp kalkarsak namazdan biz ileri gidemeyiz. Evet, yine elhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim, diyeceğiz, diyorum. Ama dediğin gibi yeni bir yola, yeni bir arayışa hiç ihtiyaç yok mudur arkadaşlar? Bak burada sağ olsun bizi 25 kişi izliyor. Ya bu zamana kadar hep geçmişlerin öğütlerini okuyarak geldik. Güzel, teşekkür ediyoruz hepsine. Resullerinden tut da alimlerine, büyüklerine, inancı ne olursa olsun. Ama peki biz ne bırakıyoruz bizden sonrakilere? Ne var, ne yaptık? Hep böyle siyasi tartışmalarla, canı ölüm muhabbetlerle niye hayatımızı geçireceğiz? Burada Tanrı üzerine, Tanrı'nın düşüncesi üzerine fikir üretmemiz gerekmiyor mu? Buyurun Şaban Hocam, kusura bakma. Tabii Adem Bey biraz önce Tanrı enerjiye benzetilebileceğini evet. söyledi. Ama işin evet. mesela panteistlerin tabiatın tabiri caizse sudur teorisinde sütün kaynayıp da kendinden taşması gibi Tanrı'nın kendinden taşmasıyla evrenler, yakın gezegenler, bütün varlığın yaratılması gibi iddia bulunmakta. Vahdet-i vücut da bunun bir nevi almış çakma bir teorisini kendindenmiş gibi oluşturmuş. Yani bunların ruhundaki parçacıklar eşittir. Totalinde, birlikteliğinde Tanrı'nın kendisidir diye söylemiştir. Yani Tanrı'yı bir enerji kapsamına benzetmek ya da söylenmenin dayanağı panteizmden bir farklılık arz etmez ki. Yani böyle bir iddianın kaynağı nedir? Yani sadece orada dağın patlaması, yani ilahın o dağı patlatma kudreti zaten var. Yani orada kendinden olan bir enerji topunu mu, ateşi mi atıyor? Ol dediğinde olabilecek, yaptırabilecek kudreti olan bir varlık. Yani bunu enerjiye dayandırması ya da enerjidir demenizin tutarlı bir mantığı yok diyorum. Şimdi Adem cevap verecektir ama tutarlıyı yok deyip kesmeni üzgün bulurum Şaban Hocam. Şöyle, şimdi biz de enerjiyi tanımadan önce 300 yıl, 500 yıl önce biz bilmiyorduk bu enerjiyi. Pilin ürettiği enerjiyi bilmiyorduk, elektrik enerjisini bilmiyorduk, hareket enerjisini bilmiyorduk, sudan elektrik üretmesini bilmiyorduk. Ama şimdi enerjiyle tanışmamız bir tesadüf değildir. Bu galaktik evrenin, yani Tanrı sistemin kendisinin bir yazılımıdır. Adem Hocam burada çok haklı. Nazım abi bak şimdi bir dakika, enerjinin kendisi olabilir fakat sen bu enerji kapsamındaki o total bütünlüğe Tanrı demen yani yerli yerine oturmamakta, taşar yerli yerine oturmaz. Yani doğru, Tanrı doğru. onu dediğinde doğru. kudretiyle gerçekleştiren, kudretinin karşısında hiçbir sınır olmayan bir varlık var. Tamam, tamam. Ben zaten beni burada törpüleyeceksin tabii. Beni sivri düşüreceğim. Sen benim sivriliğimi, önümü keseceksin. Hayır diyeceksin, bu böyle olmaz. Ben de sana karşı direnç göstereceğim ki doğruyu bulalım. Şimdi burada
enerjinin incesi var, incesinin incesi var. Kitapta ne diyor? Adem hocam bahsetti, şeytan dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani burada yine bir enerjiye aksettiriyor sistemi. Yine bir enerjiye. Burada Tanrı sistemin enerjisel bir akıl olduğu teşhisini ben 3 yıl önce koydum ve yayınlarımda duruyor. Toplum anlamıyor beni. Tanrı akıllı enerjidir diyorum. Şimdi akıllı enerji deyince dünyada ne çıktı? Nanoteknolojisi, bilmem yapay zeka yeni yeni çıkarmaya başladılar. Aslında bunlar da altta kalması lazım. Bizler Anadolu'da yetişen Anadolu evlatları olarak biz de ortaya bir teori koymalıyız. Yani burada hep İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi bilim adamlarının dünyayı yöneten küresellere bağlı olduğundan dolayı onlar bu yoldan çıkamazlar. Ancak bu yoldan bizim gibi değişik düşünceleri cesaretle savunabilen insanlar çıkar. Burada Tanrı sistemin, galaktik evrenin yapısına, insanlık yaşamına, hayvanların yaşamına, tüm bitkilerin yaşamına baktığımız zaman buna bir isim veriyorum. Tanrı diyoruz, toplum anlasın diye. İleride buna değişik isim verilebilir. Sen bu Tanrı ismini diğer eski inançlardaki Tanrı'yla karıştırma. Yani Allah desek bu kez de Arap bölgesinin ya ilahi kalacak. Ama Tanrı daha geniş. Rab olabilir mi? Tabii Tevrat, İncil Rab diyor. Tevrat bilhassa. O da öğretici anlamında. Yani sistemin kendisi öğretici. O da doğrudur. O da güzel bir isim. Rab da güzel bir isim. Ama ben belki Türk olduğumdan dolayı Tanrı'yı daha geniş çaplı buluyorum. Ama tartışırız, dersiniz ki Rab daha kapsayıcı bir isimdir. Onu kabul ederiz. Diyeceğim Şaban Hocam, sözü şöyle bırakayım sana. İyilik ve kötülüğün tamamının kendisi olan galaktik evrenin kendisi Tanrı olamaz mı? Buyur. Nazım abi, biraz önce Adem Bey bahsetti. Kur'an'ın ayetlerinde de verilen mesajda şeytan mesajına baktığımızda orada insan üzerinden sembolik bir anlatım var. Yani şeytan, evet, insanın daha çok hiddet, kızgınlık, fevri hareketler, ateş tarzı bir yakıcılık, yani bir kontrolsüzlük var, tutarsızlık var. Yani Kur'an'daki oradaki hitap insan gibi farklı bir mahluka, bir canlıya hitap değil. Yani insanın takva ve fucur kapsamındaki hitabında, fucur kapsamının sembolleştirilmiş alegorik bir yapısına karşılık gelmekte. Yani Nazip abi, bu kısım, evet, üzerinden ateşten enerji kısmına gelinmesini ben çok sağlıklı bulmuyorum. Nazip abi, tabii, söyledim. Galaktik yapının bütünlüğünde ben sünnetullah, evet, kapsamında iyilikten yana bir oluşum, varlığını ayakta tutma ve işleyiş var. Kötülük, evet, insan merkezli olarak çıkan bir davranışın sonucudur. Yani Tanrı ya da ilah ya da Rab her şeyi iyilik kapsamında dilemekte ve iyilik kapsamında yapmaktadır ve bunu teşvik etmekte. Eğer kötülüğü yapmış olsa kötülüğü yasaklamaz. Kötülüğü yasaklamakta ve iyiliği daima teşvik etmektedir. Ve iyilerden yana tavır belirlemekte ve iyileri cennet ile mükafatlandıracağını belirtmekte. Yani kötülüğün kaynağı insandır, Tanrı değildir. Şimdi objektif olmak gerekir Şaban Hocam. Eğer biz burada, bak, izleyenlerimiz artıyor, değerli üstadlar da geldi, hepsine Doktor Teo'ya, Soylu'ya teşekkür ediyorum. Ya burada Anadolu felsefesi diye sayfa açtım. Yerli felsefeci diye yorumlar yazıyorum diğer üstadların sayfalarına. Kendi çapımda. Burada eğer sizler gibi 3-5 arkadaş yan yana gelip yeni bir fikir ortaya koyamayacaksak, yani gidip ne yapalım diğer kanallarda, yani kimseye tabii eleştirmeyin, yanlış anlaşılmasın, ne konuşalım yani, gidip Azap suresi 37'yi mi konuşalım ya? Yani
Nisan 103'ü mü konuşalım? Ben artık buralarda durmak istemiyorum. Nazif abi. Siyasetle... Evet. Şimdi Kur'an'ın derdi tabiri caizse Tanrı orada aşağı bayan benim mazur görün Tanrı egosunu tatmin etme derdinde değil. Tanrı kendini tarif etme derdinde değil. Yani Tanrı kısaca tevhid kapsamında kendini belirtiyor. Asıl olan Tanrı toplumsal yapıda insanların sınıf oluşturmadan, kas sisteminde insanın harcanmadan, ezilmeden, emeğinin sömürülmemesi, oligarşik yapıya insanların tapmaması için bütün insanları evet. eşitleyen bir sistem göndermiş. Tanrı'nın derdi yine insana iyilik kapsamında, güzellik kapsamında medeniyet oluşturunun ışığını insanlığın karanlık dünyasına sunmakta. Asıl olan tamam. bizim için tamam. şu anda asıl olan tamam. insanlığın mutluluğunu sağlamaktır. Birlikte medenice yaşamaktır. Barışın gerçekleşmesi, savaşların tamam. ortadan kalkması, emeklerin sömürülmemesi, insanca yaşamamızdır. Yani sen Tanrı'yı düşüncene göre tabiri caizse ona bir gömlek biçmenin insanlığa faydası ne? İnsanlığı medeniyete ulaştıramadıktan sonra, insanlığın emeğinin karşılığı verilmedikten sonra, toplumsal sömürüler ortadan kalkmadıktan sonra, birlikte medenice yaşamadıktan sonra bu sonuçta hangi keyfe kafi olacak? Bir dakika hocam. Hocam bir dakika. Kitaplardaki Tanrı adalet istemiyor arkadaşım. Ben bu konulara girmek istemiyorum bak. Kitaplardaki Tanrı güç taraftan. Onu geçiyoruz. Bak onu geçiyoruz. Şimdi ne dediğimi de çıkaramıyorum ya. İsterseniz ben neyse, müdahale edeyim. Adem hocam buyur. Unuttum. Buyur. Şimdi doğru. Şimdi biz ibadet, davranış ve itikadi meselelerini bir kenara bırakacağız. Yani ayıracağız. İdraki konularını da kısmen bir tarafa bırakacağız. Fakat insanın kafasında tasavvur edilen bir prototip nasılsa biz buna yakın bir prototipi tanımlamaya çalışıyoruz. Yani ben bahsettiğim Tanrı'nın ışık olma. Zaten Tanrı Allah kelimesinin de Kur'an'da nerede geçtiğini ben biliyorum. Orada yıldırım konusuyla da alakalı bir ayet geçiyor tabii. Şimdi evet bir felsefe üretilmesi gerekiyor. Mesela Hazreti İbrahim bir felsefe üretmiş midir acaba? Muhtemelen müthiş. Üretmiştir. Müthiş bir felsefe. Evet. Hazreti İbrahim varlık üzerine veyahut da astroloji üzerine kendi deneyimi üzerinde varsayımlar yaparak doğru neticeye ulaşma gayreti içerisine giren bir Resul'dur. Çünkü nereden anlıyoruz? Ay'a bakarak bu benim Rabbimdir demiştir. Sonra yok bu güneşe bakmıştır. Yok sabah olmuştur, böyle olmuştur, bu bozuktur demiştir gibi ayetlerin içeriğine baktığımız zaman İbrahim sürekli sorgulayıcı bir mantığın içerisine girmiş. Budur, bu değildir, bu değildir, budur, budur, değildir gibi neticeler konusunda bir üst seviyeye varan bir kişi olduğunu biz burada gözlemliyoruz. Evet, felsefe yapılmalı. Düşünce olmalı. Felsefenin karşılığını öncelikle ben nerede Kur'an'ın hangi kelimesine denk geldiği kanısına varıyorum. Şurada nur kelimesinin çoğu envardır. Envar kelimesi ise nevirdir. Nevir ise insanın aklı, dehasının dengesidir. Bu felsefenin nevre denk geldiği kanısındayım. Evet, bir insan felsefe üretebilmelidir. Ama bu felsefeyi mutlak surette üstün veriler ilahi kitapların neticesinde üretilirse bu daha mantıklı bir neticeye gidilebilir. Ama her insan teşbite hata olmasın Tanrı'nın prototipinin ne olacağını varsaymıştır. Ama biz şimdi şöyle düşünelim. Hayvanı yaratmış mıdır? Evet. İnsanı yaratmış mıdır? Evet. Maddeyi yaratmış mıdır? Evet. Cinleri yaratmış mı? Evet. Melekleri yaratmış mı? Hülasa her şeyi yaratmış. Peki bu Tanrı'nın mantığı nasıl bir büyük bir mantıktır ki her şeyi yaratabiliyor? O zaman bu bizden daha farklı bir şey olması gerektiğini biz kendi
cinsimizi bile dahi algılamakta zorlanırken, efendim cinleri, melekleri, efendim semavatın içindeki olan varlık, insan dışının varlığındaki varlıklarını tasavvur etmekten biz zorlanırken, o zaman Tanrı bunları hepsini yaratıp hepsini biçimliyorsa, hepsine terbiye ediyorsa, hepsine bir düzenek kuruyorsa, o zaman Tanrı her halükarda bizden çok ultra bir şey olabilmelidir. İnsanoğlunun bunu kavrayabilir mi serahaten? Kavraması biraz zor. Fakat ilahi kitapların sürecinin totaline baktığımız zaman insanın aklı gene de zorlanıyor. Ben kitabın tüm mantığını bir araya toplamaya çalıştığım zaman zorlanıyorum işin doğrusu. Fakat nasıl bir Tanrı tasavvuru olur serayeten? Mesela bunu Yahudi ve Hristiyanlar da bir Tanrı tasavvuruna gidilebilir mi insan mantığı üzerinde? Bunu Hazreti Musa üzerinde veyahut Hazreti İsa üzerinde bir tanrıcılık olabilir mi? Tanrı'nın bir parçası olabilir mi gibi bir varsayım üzerinde gitmişlerdir. Ama kitabın içindeki mantık, mantalite bu değildir. Doğru olan bu değildir. Böyle bir eksende, böyle bir bakış açısı da oluşturabiliriz kanısındayım hocam. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Rabban hocam, demin inan ne diyeceğimi unutmuştum. Burada Adem hocam devamını getirdi. Tanrı üzerinde hüsnü zan ile düşünmek. Bunu kendimize bir ideal edinmemiz gerek. Bu idealden bak Tanrı yok diyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar biz Tanrı yok desek burada Tanrı'yı tartışmayız. Var olan şeyi tartışıyoruz. Tanrı'nın olmaması bir defa imkansız. Yani Tanrı yok diyerek, ne bileyim ateist değilsin falan diyerek kimse kendisini kurtaramaz. Çünkü bu sözleri yıkacağız. Çok uzun sürmeyecek, yıkılacak bu sözler. Tanrı vardır ama Tanrı'yı keşfedecek zeka yok. Tanrı'yı keşfetmemek için Tanrı yok diyerek içinden çıkanlar var. Hayır, Tanrı var olduğu apaçık ortada ama onu keşfetmeye zihin harcayacak insanlar yok. Çıkmıyoruz. Yani boş işlerde hep beraber oluyoruz ama yeni bir fikir üretmek, bu evren üzerinde yeni bir teori ortaya koymaya geldiği zaman kimse yok. Haftada bir yayın yapıyoruz. İşte gelen dostlara göre fikir üretmeye çalışıyoruz. Sağ olsun bu iki arkadaşım da bu derin konulara girebilecek ve dayanıklı insanlar. Şimdi burada Tanrı sistemin hayvanlar ve insanlar veya tüm canlılar üzerindeki okumasını yaptı Adem Hoca. Bunların hepsi üzerinden mevcut olan Rab Tanrı sistemine bir prototip ortaya koyabiliriz. Bunun %100 doğru olması anlamına gelmez Şaban Hoca. Burada önemli olan bir fikir ortaya atabilmem. Bunu burada biz kötü bir Tanrı fikri ortaya atmayacağız. Yine olabildiğince objektif davranarak iyi bir Tanrı fikri ortaya atmaya çalışacağız. Neden? Biz oradan geliyoruz. Biz çünkü doğmadan önceki halimizi de bilmiyoruz. Ölünce de halimizi bilmiyoruz. Çünkü umutluğa bağlıyız nihayetinde. Elimiz kolumuz bağlı. Bunu hepimiz aciziz. Tüm bu şartlar dahilinde Şaban Hocam eser galaktik evrenin kendisi. Sana göre Samanyolları falan işte nereye kadar kara deliğe kadar git. Nereye kadar hapsedebiliyorsan. Tüm bunların hepsine baktığın zaman nasıl bir Tanrı hayal ediyorsun Şaban Hocam? Yani kainatın bütünlüğüne baktığımızda özellikle her şeyde kurallar bütünlüğünü görüyoruz. Matematiktir, tamam. Fiziktir, kimyadır. Kurallar bütünlüğüne bakıp da bir insanın bir felsefeci söylemişti. Bir ahmak dahi bu kuralları üzerinde bu işleyiş bütünlüğünde ekosistemin yapısındaki süreç ile bağlantılı olarak Tanrı'nın varlığını görmemesine dahi hayret ederim diyor. Yani bir ahmak dahi Tanrı'yı göremiyorsa ben buna çok hayret ederim diyor. Ve gerçekten doğru.
Yani bu kadar kurallar bütünlüğünü maddenin kendisine bağlamak mantık hatasıdır. Doğru. Tanrı ya da ilah ya da Rab özellikle insanın anlam dünyasına hitap ediyor. Yani anlam dünyasını en güzel şekilde canlı kılmak, ayağa kaldırmak, doğru bilgiyle buluşturmak için mutlaka günümüzün şartlarında çok daha tutarlı modern bir felsefe oluşturmamız lazım. Yani yeni bir metodoloji oluşturmamız lazım. Yani İslam diye konuşan insanlar yani olayı ibadet, fıkıh kapsamıyla sunmaları insanlara etki etmiyor. Yani genç nesil olsun ya da orta yaşlı insanlar olsun ya da farklı düşüncedeki insanlar kıl beşi kurtar başı anlayışı insanlara tevhidin ruhunu, dinin mesajını, sosyal boyutunu, adaleti bunlara tabiri caizse yavan gelmekte. Çünkü işin felsefesi öncelikle anlam dünyasında ayağa kalkması lazım. Yani Tanrı dediğimizde ya da ilah dediğimizde bunun gücü ve kudreti, hayata müdahalesi, sünnetullah kapsamıyla somut bir metodoloji oluşturmamız lazım. Yani bunu sistemleştirmemiz lazım. Artık yani dönüp temcit pilavı gibi Maturidi'nin hudus teorisini konuşmamamız gerekir. Artık modern çağda yeni bir Big Bang'le bağlantılı ya da yeni sistematikleri somutlaştırarak konuşmamız lazım. Ve bunu da özellikle hayatla bağlantılı olarak dinin insan psikolojisini, toplum sosyolojisini, toplum ekonomisini, siyasetini daha temiz, daha eşitlikçi bir yapıda sistemleştirilmesi gerekir. Ve insanların hayatında eşitliği sağlaması, barışı sağlaması, adaleti oluşturması bu kapsamda konuşmamız gerekir. Gerçekten takdir ediyorum. Bu gecenin senin sözünü de not aldım Şaban Hocam. Günümüzün anlayışında yeni bir felsefe oluşturmalıyız. Bak, ya burada izleyenler değerli düşünce arkadaşlar var. Gerekirse 8-10 kişi yan yana gelip bu konuyu tartışalım. Burada birilerinin 1-2 ayet ile dini yok sayması falan bunlar boş şeyler arkadaşlar. Yani üzülüyorum. Adam oradan bir ayet kapmış gelmiş. Bak diyor böyle. Ha bırak kardeşim ya. Sen ne biliyorsun bundan 1500 sene önceki oranın yaşam anlayışını ya. Bilmediğin şeyi. Yani oradan koparmış gelmiş. İşte biz toplum olarak artık aldanmamak için ikinizin de dediği aşağı yukarı aynı yere geliyor. Ben de bu idealdeyim. Yeni bir anlayış ortaya koyalım. Bu anlayışta Adem, Şaban beni acımasızca eleştirsin. Ben de onları eleştireyim. Hangimizin daha doğru olduğu ortaya çıksın, birbirimizin doğruluğunu kabul edelim. Fikirlerimizi yani. Burada başka arkadaşlar da Tanrısının özelliklerini yazsın. Bu şekilde yazı yazdım gazeteme, köşe yazdım. Yani Tanrı'nın yiyeceği nedir? Sofrasında ne var? Devamını getirmedim. Getirirsem bencillik yapmış olurum veyahut da benim yanlışım topluma mal olmuş olur. Ön fikir verdiğimden dolayı benim gibi düşünüyorum sanar. Ben istiyorum ki öz düşüncesini ortaya koysun. Tanrı kim? Nedir? Düşünür mü? Nerede yaşar? Bir şeyler söyle arkadaş. Bir şeyler söyle. Artık 1500 sene önce şu bu demiş. 300 sene önce işte Alman bilmem profesör bu demiş. Hayır artık Adem Hoca sen ne diyorsun? Şaban Hoca sen ne diyorsun? Deme devri geldi. Bunları demek zorundayız. Evet. Eğer bilmiyorsak ben bilmiyorum diyebilmeliyim. Teşekkür ederim Adem Hoca. Buyur. Şimdi bu çerçevede ben aşağı yukarı 18-20 sene önce bu düşüncelere başlamamın en etkileyici sözü deme diyemem. Diyenin sende ne farkı var?
Ben taklit anlayışından çok uzak. İnsanın bireysel olarak kendi düşüncelerini oluşturabilmesinin temel değeri insan olgusuyla özdeşleştiriyorum. Yani bizden daha öncekiler bizden çok farklı bir şey söylememişler. Bizim kendimize güvenip toplumun mütefekkirleri olup, toplumun alimi olup, toplumun felsefecisi, matematikçisi olabiliriz. Bu konuda halkımızın, insanımızın kendisine bir güven gelmesi gerektiğini, bunu daha önce bizden önceki Yunanlar başarmıştır. Efendim İran halkı bunu feraset üzerinde başarmıştır. Almanlar çalışma kalitesini bunu başarabilmişlerdir. Dünyayı yön veren insanlar, stratejikler efendim bunlar başarmışlardır. Bu toplum başaramaz anlamı çıkmaz. Fakat biz bataklığın içinde birer gül olduğumuzun da ben kanısındayım. Fakat azmimizce mücadele edeceğiz. Fakat ben iki nokta üzerinde kısaca bir şey yapayım. Ben insan bedenini incelerken, insanın şah damarından daha yakın noktasını incelerken bunun ne olduğunu düşünmüştüm. İnsanın damarları mıdır? Damarları değil kandır, kan değildir, içindeki basınçtır gibi bu şeyleri sirküle etmiştim. Bu insanın kanını tetikleyen bir basınç var. Bu basınç ayarı bozulduğu zaman insan kısmen ölüyor. Bu insanın beyninin içinde de söz konusudur. Bu enerji insanoğlunun beyninin içinde bir enerji tükendiği zaman ölümü gerçekleşiyor. Yani biz burada varacağımız kanı şu. İnsanın içindeki basınç ritmik şey ise beynindeki o basınç hareket ışın ise bu kısmen de gene de minimize edilmiş bir enerji. Yani Tanrı'nın veyahut Allah'ın bize müdahale ettiği insanoğlunun epilepsi bezi dediğimiz kısma müdahale ediyor. O da orayı komuta ediyor. O, bu enerjinin hızı ile, süratı ile, basıncı ile insanın vücut dengesi tamamen değişiyor. Peki şeytan nasıl müdahale ediyor? Şeytan insanın fizik yapısına öfkeyle müdahale ediyor. Öfke insanda olduğu zaman kan basıncını tetikliyor. Bu kan basıncı insanın beynine sıçrayınca... Adem hocam sözünü kesiyorum. O da bir tür enerji. Tabii ki. Zaten ben konuyu biraz daha oraya getirmeye çalışıyorum zaten. Şimdi enerjinin boyutlarının geliş gidişi yönünde. Şimdi şeytan bize müdahale ettiği zaman ne yapıyor? Biz öfkeleniyoruz. Bu öfke ne oluyor? Kan hareketi, sevinçler, öfkeler kanın basınç hareketinden meydana geliyor. Bu kanın heyecan ve basınçlar, öfkeler beyne komutlar göndererek orada bir öfkeyi gönderiyor. Yani biz burada bir bilimsel çalışma yaptığımız zaman burada bir enerji görmemiz söz konusudur. Peki semada veyahut da bir insanoğlunun üst tabakasından gelen bir enerjinin minimize edilme bilimsel yönü ne olabilir? Kur'an-ı Kerim bize iki şeyi bahsediyor. Rabbinin arşı alel-ma'i, suyun üstündedir diyor. Yani altımızda bir su tabakası var. Sonra da biz cennetin altında nehirler akar der bize. Min tahtihel enhar. Yani cennetin altında nehirler aktığını. Biz cennetin altı ile arşın üstünü biz hesapladığımız zaman iki çizelgenin, iki su nehrin arasında yaşayan insanlarız. Tabii üstümüze tabakalar da var. Gaz tabakaları var. Onlar farklı, fakat demem şudur. Eğer Tanrı bir ışınsa, bu ışını minimize etmenin en derin felsefesi sudan geçerek, minimize edilerek kulvarize edilmesidir. Peki ben niye böyle bir kanıya vardım? Çünkü bilim, elektronik bilişim maddeleri üstün bir enerjinin ancak sudan geçerek hassaslaşıp daha güzel bir hale, verimli bir hale gelmesinin ancak mümkün olabildiğini söylüyor. Yani biz Tanrı'nın ışığının eğer teşbita hata olmasın, tabii ki biz somut illa budur demiyoruz.
Ama biz minimize edip indirgeyecek isek kısmen buna benzer bir şey olduğunu söylüyoruz ki Tanrı bundan münezzehtir, Allah bundan münezzehtir. Zaten münezzeh kavramının ne olduğunu da biz aşmak zorundayız. Evet. Acaba münezzeh, şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki efendim Tanrı münezzehse o zaman zamandan münezzehtir. O zaman Tanrı'nın yanında münezzeh zaman yoktur. Hayır. Bize söylüyoruz ki Kur'an'da Allah'ın 12 tane ayı var diyor. Burada günü var. Burada 30 gün vermiş, 40 gün vermiş, şöyle vermiş, böyle vermiş. Bir sürü zaman birimini anlatan şeyler vardır. O zaman Tanrı zamanın içinden ayrı bir şey değildir, gayri bir şey değildir. O zaman bu Tanrı sürekli bu zamanın içinde sağ lisesinden en hassas noktasına girip geliyor o zaman. Böyle bir şey olması lazım. Yani hem sizi olumlu hem olumsuz yönde etkileyebilmesi için, sizin içinizde barınabilmesi için, dışınıza çıkabilmesi için mutlak surette böyle bir bilimsel yapıyla icra etmemiz gerektiğini kanısına varıyorum. Yani ben insan bedenindeki bir enerji olduğunu savunuyorum. Bir, ikincisi insanoğlunun iki su aralığında olduğunu, arşın altında su nehirlerinin aktığını, efendim semanın katlarının üstünde de su nehirlerinin arasında olduğunu, ben bunu bilimsel olarak da Kur'an'da gördüm. Fakat bu tezi aynı Hindistan bilim adamlarını bunu savunmuşlar. NASA da buna karşıdır. Bunu savunmuyor, desteklemiyor NASA. Evet. Ama evet, böyle bir olgu var. Ben iki enerjiye dikkat çektim. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Çok güzel yere değindin. Aslında toprak, su, hava, güneş. Buna güneşe ateş demiştir astronomiler. Hayır. Bu ateş değildir, güneştir. Yani toprak, su, hava, güneş. Bu dörtlü üzerinden bir enerji olayı var. Bizi buralara düşünmeye götürmüyor sistem. Bizim buradaki arkadaşlar da bizden eleştiriyorlar bazıları. Tabii ki eleştirecekler. Çünkü hepsi de, ha tamam derse olmaz zaten. O zaman ben yine karşı çıkarım. Doğru. Ne yapacaklar? Ama burada birbirimizi incitmeden, kitaptaki anlayışı yıpratmadan galaktik evrende gördüğümüz, bildiğimiz tüm objelerden ibret alarak iki arkadaşım da dediği gibi en azından göründüğü veya gördüğümüz kadarıyla Tanrı sistemi tarif etmek inşallah bir Anadolu evladına nasip olur. Bundan sonra bu topraklardan da evren hakkında, Tanrı hakkında yazı yazan, fikir beyan eden insanlar çıkar. Başkalarının bilimine, ilimine muhtaç olmadan yerli ve milli bir bilimle ilerleriz diye düşünüyorum. Şaban Hocam buyur. Var mı diyeceğimiz? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Adem Bey çok daha iyi bilir. İnsan yaratıldığında ona Rabbi üfledi, ona hayat üfledi. Oradaki ayet, ya ben birebir aynısını da söyleyemedim tabii ki. Oradaki mesela farklı kişiler, özellikle İbn-i Arabi ya da farklı düşüncedeki kişiler, felsefeciler ya da tasavvufta, burada Tanrı'dan bir parçayı bünyesine almıştır ve o parça ile kişi yaşamakta ve ruh boyutunu söylenmiştir. Ruh boyutu olarak nitelendirmekte. Mistik boyutuyla bu Yunan'da, Mısır'da ya da farklı coğrafyalarda da insanın ruhu öldüğünde bedeninden ayrılır. Ben oradaki ruhun üflenmesi, o canlılık hakikate açık bir fıtratın, bir yaratılışın olduğunu düşünüyorum. Yani insanda mistik bir ruh ile insanın ayakta durduğu, insanın yaşadığı ve o mistik ruhu bırakmasıyla insanın ölmesi olayı benim anlam dünyama oturmuyor. İnsanda anlam, insanın bedeninde bir enerji potansiyeli bulunmakta. O enerji potansiyelini canlı kılan, beslendiği gıdalar, ettir, süttür, bitkilerdir. Bunlarla varlığı yenilenmekte ve devam etmekte. Kur'an'ın mesaj bütünlüğünde hakikate açık olması,
hakikati idrak edip anlayıp yaşamasına yönelik formatı ilahi ve İslam ölçüsünü kabul edebilecek temiz bir fıtrat ile yaratılmadır. Yani oradaki ruh benim anlam dünyamda çok farklı bir kapsamda. Adem Hocam da yanılmıyorsam o doğrultuda düşünüyordu. Eğer müsaadeniz varsa bir şey ekleyeyim. Tabii. Şimdi biz fiziki olarak yaratılan insana yaratılan candır. Halakal insane min maricin minnar. Aslında orada cinler demişlerdir ama o insana yaratılan bir yaratılan insana can monte edilmesidir. Yani biz canlılık oradan geliyor. Canımız ana rahminde canlanıyoruz. Cenin oluyoruz. Fakat biz ruh kavramını Kur'an'ın mantığına göre yanlış anlıyoruz. Neden? Çünkü biz Kur'an'ın ruh geçen tüm yerlerinde ve allemel Adem'dir. Yani Adem'e öğretilen öğretilerinin tüm bütünlüğü ruhtur. Mesela bir gün ben bir ruha sahip isem, bir felsefeye, bir ilme sahip isem, dünyada bir eser, iz bırakmış isem, bu benim ruhumdur. Ben öldükten sonra bu ruh ile anılacağım. Aslında ruh ilimdir. Mesela bu ruh kime üflenmiştir? Meryem'e üflenmiştir. Meryem büyük bir ilim sahibidir. Tahrim 12'de yusaddiku bi kelimetillahi ve kelimeti ve bi kitabillah. Allah'ın kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden Meryem. Aynı ruha sahip olan kişi, kadın Hazreti Berre'dir. Hazreti Yahya'yı doğuran hanımefendidir. Başka ruha sahip olan Hazreti Adem'dir. Ve alleme esma el külleha, hepsi ona öğretildiği zaman Adem bir üsveriye getirilir. O üsveriye yetişkin bir mukavemet, şiddete geldiği zaman bir ruh üfülüyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in mantığına göre fizikte veyahut psikoloji yani bedenen var olan bir insana canlılığı monte edemediğimiz zaman onun ruh verildiğini seziyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim insanı yarattığı zaman insanı yarattığı zaman ona can verir. O insan ana rahminden bebek iken, çocukken gelir 23, 25, 28 yaşına, 40 yaşlarına. Ondan evet. Sonra bu çocuğa ruh üfülür. Tüm resullere belirli bir yaşa geldikten sonra ruh üfürülmüştür. Hazreti Zekeriya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Berre'ye, efendime söyleyeyim Meryem biraz küçükken, tabii biraz daha farklı bir konu. Hazreti İsa da dünyaya gelmeden ruh üfürülmüştür. Hatta kutsal ruh üfürülmüştür. Yani ruh kavramı insanın fizik kimyasıyla alakalı bir konu değildir. İlmiyle alakalı bir şeydir. Yani üstün bir veriyle alakalıdır. Onun için bir gün halkın algıladığı ruhumuz çıkacaktır değil, canımız çıkacaktır. Zaten son nefes ve son canımızı biz teslim ediyoruz. Ama ruh ise evet. Bir gün ilahi kitaplarda aldığımız üst verilerdir. Hazreti Musa'da diğer tüm Resullerin sürecine baktığımız zaman ve nefekna min ruhina diye biz kendi ruhumuzdan Adem'e üfledik. Ama orada biz zannediyoruz ki Adem yine ana rahmi ceninde var olacaktır. Hayır, Adem orada aşağı yukarı 25, 28, 30, 40 yaşlarındaki bir kişiliktir. Musa da öyledir. Hazreti Muhammed de mesela 40 yaşında ruhu üfürülmüştür kendisine. Yani ruh kavramı ile can kavramını biz kitapta ayırıyoruz. Onun için daha farklı düşüncelere gidiyoruz. Evet abi. Şimdi ben de bir iki söz söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşların son sözlerini kapatacağız. Şimdi arkadaşlar önce Tanrı'yı tespit etme yolunda emek veren çok arkadaşlar var. Burada olmayanlar da var. Hepsine teşekkür ediyorum. Buradaki iki değerli dostum düşünce insanı. İkisi de olağanca gücüyle çalışıyor. Yani ta Hudus teorisinden tut da günümüzdeki teknolojiye kadar hepsine uğraşıyor ikisi, çalışıyorlar. Burada Tanrı'yı tespit etme konusunda önümüzdeki aylarda bir yol alabilir isek, Türkiye'deki kendisini ilahiyatçı olarak tanıtan insanlar ne kadar karşı dursa da duruyorlar.
Yani Diyanet demiyorum, yanlış anlamayın. Diyanetin haricinde kendisini Türkiye'de dinin sahibi sananlar. Maalesef. Bunlar da günü geldiğinde konuşuruz. Adem Hoca da bazen de müzdarip bunları biliyor. Bunlar kendisini dinin sahibi otorite sanıyorlar. Yani burada eğer tüm bunlara rağmen Tanrı'yı tespit konusunda olası ki çok az bile bir bilgiye ulaşırsak, ortaya koyarsak ondan sonra Tanrı'nın menüsünde ne var? Bu Nazif Çalıkoğlu'nun çok zor soruları. Realist diyor ki siz sorgulayamazsınız. Realist, sen daha düşündün mü Tanrı'nın sofrasındaki yemek çeşitlerinin ne olduğunu, düşündün mü hiç? Bak, bunları düşünemezsin. Yani keşke düşünebilsen, saygıyla eğilirim önünde. Biz kitabın içindekileri yedik bitirdik yıllarca. Kitabın dışındaki din kitaplarını da, bilimi, felsefeyi de, biz şu anda Tanrı'yı tarif yolundayız. Varsa bir desteğiniz, Tanrı'yı tarif konusunda bir destek verin. Bunun diğer aşaması Tanrı'nın sofrasıdır. Arkadaşlar, duymayanlar duysun. Tanrı'nın, Allah'ın sofrasındaki menüsü nedir? Bundan sonraki konumuz o. Ben böyle net ve sert bir şekilde kendim için bu akşamı bitiriyorum. Son sözlerinizi alayım arkadaşlar. Buyurun. Buyur Adem Bey. İfade edeyim o zaman. Nazif Hocam, tabii. İnşallah başka bir yayına bir güneş, evet, konusunu konuşalım. Bu semavatın içindeki iki güneş ve yedi güneşin var olduğunu. Gerçekten faydalı bir yayın oldu. Ben Şaban Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Konuklarımıza teşekkür, tabii, ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Böyle düşündük. Umarım ki bizim aslında bizim hayvanda ayıran şey nedir? Hayvan sadece bir harf ile kodlanarak bunu tekrar eder. Örneğin koyun, keçi, inek, öküz, bunlar hepsi mim koduyla öter. Ama insan, evet, sınırsız bir kelime dağarcığı vardır. Kendini ifade eder. Yeri geldiği zaman uzatır. Yeri geldiği zaman uzanan mevzuyu kısaltır. İnsan böyle bir bilince sahiptir. Yani şunu demek istiyorum. Konuşma insanın sanatıdır. Akıl, fikir, bilinç insanın hünerlerindendir. Temenni ederim ki kendimizi ifade etmek güzel bir şeydir. Biz de bu vesilelerle ifade etmeye çalışıyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Şaban hocamıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Adem Bey. Sağ ol Adem. Allah'a emanet ol. Buyur Şaban hocam. Özellikle sekülerleşme sürecinde insanın varlığın, tabiatın, varoluş sürecinin bilinçlerden uzaklaştırılması ve insanın sıradanlaşması insanlık için büyük kan kaybıdır. Yani insanların yoğun bir şekilde sürüleştirmesi sürecine karşı bir mücadele yok. Yani sekülerizmin, yani kapitalizmin insanların anlam dünyasını kısırlaştırması ve büyük bir sancı yaşıyoruz. Yani bilinçsizleşmenin sancısını yaşıyoruz. Yani bu karanlık yapıya karşı bir bilinç seferberliğini oluşturmamız lazım. Farklı düşünebiliriz, farklı yaşayabiliriz. Ama merkezde gerçekten insanı dert edinen, toplumsal yapıda birlikte adaleti gözeten, emeğin sömürülmemesi, barışın oluşması için, barış medeniyetinin sağlanması için bilinç merkezli adımları, çabaları çoğaltıp birlikte yaşamak için seferber olmamız lazım. Bu da bilinçten geçiyor. Yani bilinci gerçekten ayağa kaldırırsak toplum sömürenlerin, insanların anlam dünyasını, insanların kanını emenleri görür ve buna karşı barıştan yana birlikte insanca yaşayabiliriz. Derdimiz bu olması lazım. Yani bu yakalandıktan sonra kişiler gerçekten hakikati görür
ve hakikatten yana tavır belirler. Benim söyleyeceklerim bunlar. Dinleyen, izleyen Adem Bey'e, Nazip Bey'e çok teşekkür ediyorum. Cümleten hayırlı geceler. İyi geceler. Ben de siz değerli iki üstadıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, düşünmek için varız. Düşünmek için buradayız. İlla bunu bir Yunan filozofu söylediği değil. Bizler de düşüneceğiz. Ben de düşünüyorum diyen varsa gelsin ortaya fikrini söylesin. Bu kanal herkese açık. Hadi yazsın altına ismini. Herkesi alabilirim. Burada amacımız insanlığın ilerlemesi, emek ve alın teri, Anadolu insanının daha rahat ve huzur içinde yaşamasıdır. İki arkadaşım da üzerine basa basa söylediler. Günü geldiği zaman Anadolu insanı yurt içindeki ve yurt dışındaki emperyaller tarafından nasıl sömürülüyor, onları da konuşacağız. Siyasiler de yayınla almaya çalışacağım. Bugünlerde biraz hararetli diye